Merhabalar, yine hepimizi şok edecek bir gelişmeyle karşınızdayım. Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesi eski AK Partili Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca ve belediyeden usulsüz ihale alan firma sahipleri dahil 14 kişi hakkında dava açılmış. Bakın bu davanın nedenlerine ve ayrıntılarına bir dakika sonra gireceğim ama en başından ne olduğunu da anlamak için şöyle ifade edeyim. Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesinde belediyenin açtığı bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve zimmet suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı'nın Kontrolörler Başkanlığı'nca idari yönden başlatılan soruşturmada aralarında AK Partili eski belediye başkanı Zübeyir Arslanca'nın da bulunduğu 14 kişi hakkında zimmet, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş. Ve Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Başsavcılık 20 yıldan 80 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlamış ve İçişleri Bakanlığı tevdi raporuna göre özel teftiş sırasında usulsüz ve hayali olduğu tespit edilen 7 usulsüz işlem iddianamede de şöyle sıralanmış. Buradan sonrasına lütfen iyice kulak kabartın. İddianamedeki birinci madde, ödeme emrinde yer alan ilçenin Polat Uşağı Mahallesi'nde 1800 metrekare kilitli parke taşı döşendiği belirtilmesine rağmen bilirkişi raporu ve yapılan ölçüm ve incelemeleriyle muhtar ifadesine göre mahalleliye kilitli parke taşı döşenmediği tespit edilmiş. Yani kilitli parke taşı ihalesi yapılmış, bunun ödemesi çıkılmış ama mahalleye kilitli parke taşı döşenmemiş. Polat Uşağı Mahallesi'ndeki 1800 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bitti mi? Daha bitmedi. 14 madde daha var. 2. Ödeme emrindeki ekli belgelerde Polat Uşağı Mahallesi'nde 22 sefer kum nakliyesi yapıldığı belirtilmiş olmasına rağmen bilirkişi raporu ve ölçüm ve incelemelere göre kum nakliyesi yapılmadığı belirlendi. 3. Ödeme emri ve ekli belgelerde Orman Çayı Mahallesi'ne 2200 metrekare kilitli parke taşı döşendiği belirtilmiş olmasına rağmen bilirkişi raporu ve mahalledeki ölçüm ve yerinde yapılan tespitlere göre bahse konu mahalleye kilitli parke taşı döşenmediğinin yapılmadığı bildirildi. 4. Ödeme emri ve ekli belgelerde Külbastı Mahallesi'nde de 2190 metrekare kilitli parke taşı döşendiği belirtilmiş olsa da adı geçen mahallede bilirkişi incelemesi ve yerinde yapılan tespitlere göre sadece 723 metrekare kilitli parke taşı döşendiği, 1467 metrekare döşenmediği, ancak evraklarda 2190 metrekare döşendiği bilgisine yer verilmiş. Yine iddianamede 5. maddeye göre ödeme emri ve ek belgelerde Külbastı Mahallesi'nde 10 sefer kum nakliyesi yapıldığı belirtilmesine rağmen olay yeri inceleme ve bilirkişi inceleme raporunda kum nakliyesi yapılmadığı tespitine varılmış. 6. Yine iddianameden okuyorum. Ödeme emri ve ekli belgelerinde Üç Pınar ile Değirmen Suyu mahallelerine 3300 metrekare parke taşı döşendiği belirtilmesine rağmen alınan bilirkişi raporu ve olay yeri incelemesi ve tespit ölçümlere göre sadece 44 metrekare kilitli taş döşemesi yapıldığı, 3256 metrekarelik alana döşenmediği ve döşeme yapılmadığı vurgulandı. 7. Ödeme emri ve ekli belgelere göre ilçenin Yeniköy ve Akbaşak mahallelerindeki taziye evlerine laminat parke döşendiği, ahşap kapı ve pencereler takıldığı belirtilmesine rağmen bilirkişi raporu ve yerinde yapılan incelemelerde taziye evi için döşenmesi gereken laminat parkenin hiç döşenmediği, ahşap kapıların takılmadığı belirlenmiş ve Akbaşak mahallesindeki taziye evi içinde takıldığı belirtilen kapıların hiç takılmadığı, hatta kapı imalatının yapılması için yeterli kapı yerinin de olmadığı tespitine varıldı deniliyor. Ve iddianamede eski AK Partili Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'nın da ifadesine yer verilmiş ve doğrudan temin yoluyla yapılan kilitli parke taşı ihalesinin hatırlamadığını, kaç metrekare döşendiğini bilmediğini, ilgili firmaya da ödeme yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını belirterek şöyle söylüyor Zübeyir Arslanca. Cüngüş Belediye Başkanı olarak görev yaptım. 30 Mart seçimlerinden sonra yeni belediye başkanı ve akrabaları ile ben ve akrabalarım arasında ciddi tartışma ve kavgalar oldu. Belediye başkanlığını kaybettikten sonra
yeni seçilen belediye başkanı ile aramızda çok ciddi husumetler oldu ve yeni belediye başkanı gelen müfettişleri etkiledi. Köylere bilirkişi olarak gönderilen kişiler yeni belediye başkanının seçmiş olduğu personelden oluşmaktadır. Yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını istiyorum. Polat Uşağı mahallesine 1800 metrekare parke taşı döşemesiyle ilgili doğrudan temin usulüyle ilgili yapılan ihaleleri hatırlamıyorum diyor eski Cüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca. Ve iddianamede ayrıca Sözcü Gazetesi'nin haberine göre iddianamede İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, üçlü bilirkişi raporu, sanık ve tanık ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde Cüngüş Belediye eski başkanı Zübeyir Arslanca'nın edimin ifadesine fesat karıştırma suçunu mal edinmek suretiyle zimmet suçunu işlediği, kilit parke taşı döşenmesi ve taziye evlerine revizyonuyla ilgili mahallelerin muhtarlarının tanık olarak alınan ifadelerinde kağıt üzerinde yapılmış gibi gösterilse de bahse konu çalışmalarının yapılmadığı için kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle tüm sanıkların cezalandırılması istendi iddianamede. Ve tabii yani mahkeme sürecek, nasıl bir sonuç çıkacak bunu da bir kez daha tabii ki göreceğiz ilerleyen günlerde. Ayrıca şunu da hatırlatmakta fayda var. Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesinde 2014-2019 yıllarında AK Parti'den belediye başkanlığı yapmıştı Zübeyir Arslanca. 2020-2023 yıllarında da AK Parti Cüngüş ilçe başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde ya da yeniden aday gösterilmeyince en sonki 31 Mart seçimlerinde partisinden istifa ederek yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu ama ancak seçilememişti. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şu anda iddianame ve eski Cüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'ya yönelik suçlamalar bunlar diyorum ve kendisi hakkında 20 yıldan 80 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldığında bir kez daha hatırlatmış olayım diyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.